Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün Sabahattin Bey ile beraberiz. Kendisi ne kullanıyorsunuz? Ben 1200 GS kullanıyorum. Evet. Arazide de gene BMW'nin Challenge kullanıyorum. 650 Challenge kullanıyorum. Ha, iki farklı motorum var. İki farklı motorum var. En son kaç kilometre yol yaptınız? En son bir arkadaşımla beraber 3500 kilometre yol yaptık. Geçen hafta Ankara, Eğridir, Antalya, Kaş, Kemer, Bodrum, Marmaris, Datça, oradan Kuşadası, kuzeye doğru Edremit, Edremit üzerinden de Topçulardan İstanbul'a dönüş yaptık. 3500 kilometre. Sık seyahat ediyor musunuz her hafta? Her hafta değil ama böyle ayda bir falan uzun yola çıktığımız oluyor. Evet. Emekli olduğumuz için geçiyor. Yani uzun yolu seviyoruz yani arkadaşımla beraber. Kaç senedir kullanıyorsunuz? Ben 15 yaşından beri kullanıyorum. Bayağı. 58 yaşındayım, evet. Bayağı oldu. Uzun zamandır. Evet. Yani memnun musunuz? Tabii GS'den? Tabii çok memnun. Ha, yani gidişi, konforu, ondan sonra yol tutuşu, virajlardaki emniyeti, ondan sonra silindirlerin olması, yatırdığım zaman diğer önceden kullandığım motorlara göre fren sistemi, ondan sonra kullandığı diğer yol tutuşu ile beraber çok memnunum yani GS'den. Yıllardır da yaklaşık 20 senedir GS kullanıyorum. Bundan evvelki de 1150 GS'ti. 15 sene onu kullandım. Evet. 4 senedir de bu evrende şu anda. Evet. Çok. Evet. Bayağı iyi bir motor zaten. 2012. Evet. Bir gruba üye misiniz? Ride Turkey'e üyeyim. Evet. Ride Turkey ile beraber arazi sürüşlerine de gidiyorum. Uzun yollara da gitmeye çalışıyorum. Şey var mı? Ride Turkey'de çok... Bu işe tabii ilgilenen arkadaşlar var. Var tabii. Tabii. Bunlar çok üyemiz var. Evet. Yaklaşık hatırladığım kadarıyla yanılmıyorsam 3000'e yakın üyemiz var. 3000'e yakın üyemiz var. Şey mi, aktif üyeler mi yoksa? Yani hepsi var. Aktif değiller ama takip ediyorlar siteyi. Bu sayede hem birbirinden bilgi alışverişi yapıyorlar. Hem ufak ufak turları kendi aralarında internetten haberleşerek gruplar kurarak turlara çıkıyorlar. Evet. İsterseniz katılabiliyorsunuz, isterseniz katılmıyorsunuz. Mecburiyet yok. Turları daha önceden birbirini tanıyan arkadaşlar bu turlarda birbirlerine yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar. Özellikle arazi sürüşlerinde inanılmaz bir destek var birbirimize karşı. Evet. Yollarda bırakmama gibi bir takım alışkanlıklarımız var. Evet, herhangi bir şekilde bir yardımlaşma söz konusu olduğu zaman süratle birbirimize yardımlaşma konusunda çok sevdiğim bir grup yani. Hiç bir zaman bir şeyliğini görmedik. Bir şey soracağım. Sizin yani toplandığınız bir yer var mı yoksa? Zaman zaman çarşamba günleri Fenerbahçe Süpüş'te toplanıyoruz. Çarşamba günleri. Evet. Çarşamba günleri orada toplanıyoruz. Evet. Ama bu şöyle söyleyeyim. Daha çok internet üzerinden haberleşip bağlantı kurarak turlarımız ona göre. Başkanımız var. Başkanımız kendisi organizasyonlar yapıyor. Hı hı. Bu tür organizasyonlarda öncülüğü o yapıyor. Evet. Bu öncülük sayesinde arkadaşların da katkıları oluyor. Daha önceden o yolları gitmiş olan, kullanmış olan veya daha önceden gidilmiş olan bu yolları kullanarak yeni arkadaşlarımızı aramızda pişirmeye, onları kendimize adapte etmeye çalışıyoruz. Evet, yurt dışı turu da yapıyor musunuz? Ben gitmedim. Ben yeni emekli olduğum için daha çok giden arkadaşlarımız var ama. Hı. Çok sık giden arkadaşlarımız var. Evet. Çoğunlukla Yunanistan'a gidiyorlar. Bulgaristan'a gidiyorlar ama daha uzak yerlere de gidenler var. Güzel bir rota o zaman Yunanistan'da. Yunanistan rotası hem kısa olmasa hasabıyla hem de daha ucuz olmasa hasabıyla. Ondan sonra gidebilen, imkan bulabilen arkadaşlar gidebiliyorlar. Ama ben yeni emekli olduğum için çok daha henüz niyetlenemedim. Türkiye'ye dolaşıyoruz evet. Arkadaşlarım. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Oldu, ben teşekkür ederim. Ne oldu? Bilgiler için. Evet, sağ olun. Motorlarınızı da çekin şöyle. Böyle arkadaşlar motorları da çekiyor.